Selam millet, merhaba. Türkiye Death Metal Dosyası'nın ikinci partında sizlerle beraberiz. İlkine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Bugünkü yayına biraz daha iyi hazırlandık ilk yayına göre. Umarım bu yayını da beğenirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Çünkü kanal hala 0 kilometre sayılır. Galiba 16 mı 17 mi takipçimiz var. Ama yapacağız. Bu işi başaracağız. Güzel bir yolda olduğumuzu hissediyoruz. Evet, bu yayında da yine 5 tane grubumuz var. Çünkü ilk yayında dediğimiz gibi tüm grupları bir yayında anlatmaya kalksak sabaha kadar burada konuşuyoruz, değil mi abi? Bu iş Kesinlikle bitmez abi. yani. Yine size Türkiye Death Metal'in yeni, eski ve efsane gruplarından çok iyi bir beşli hazırladık. İlk grubumuz abi benim memleketimden, İzmir'den The World Elysium. Evet Hüseyin, topu burada sana atıyorum. Bu grupla da aslında Pizza'nın ilk yayınında çok güzel bir yayın yapmıştık. Oradan da aklımızda kalanlar var. Hala bir canlı yayında izlemek nasip olmadı ama Canlı yayında umarım mı? olacak. Ah, canlı konserde canlı yayın diyorum. Yayın yayın diye diye. Neyse, ben elma suyumdan bir yudum alaraktan modumu bir tık arttırmayı umuyorum abi. Okey. Selam millet. Abi ilk grup İzmir'de, evet senin de dediğin gibi Pistov'un ilk bölümünde konuk almıştık. Adamlar ateş ediyordu. Dört uzun saçlı, kirli ama genç pırlanta gibi, şöyle göstereyim. Gençler ve bunların İzmir'de kimisi okuyor, kimisi çalışıyor. İlk albümlerinden bahsedecek olursak abi, Extermination Policies, Ütopik Dünyalara, albüm kapağında şöyle göstereyim. Ütopik Dünyalara kapı açan uzaylıların dünyayı ya da nereyi istilal ettiğini bahseden, lirikal anlamda bahsetmesine konu alan bir albüm. Coyote Records'tan çıkıyor abi albüm. 8 Yoğun part. bir science fiction havası var yani albümde abi. Kesinlikle abi. Tarzları da nasıl diyeyim? Brutal death metal mi diyelim? Slam daha Teknik, çok abi. slam. Slam brutal dersek. Yani Aynen, okey. teknik olayına pek girmiyorlar ama slam brutal dersek daha doğru olur yani. Doğru bir tabir etmek için, istediğim için sana pasladım. Türleri bu şekilde. Abi dediğim gibi 8 parçadan oluşuyor. İlk işleri için aslına bakarsan fena değil. Gelişmesi gereken yerleri var mı? Var. Gitar işçilikleri, davul işçilikleri falan, ama ilk giriş albümleri olarak düşünecek olursak bence güzel bir iş. Üzerlerine kafa yordukları detaylar var, çalıştıkları şeyler var. Ben Şurada sevdim. bir araya gireyim. Galiba yayında konuşmuştuk bunu. Biz bu ilk albümün kaydını, tonlarını falan daha çok beğeniyorduk galiba, değil mi? Evet. İlk yayında Kerem'i konuk almıştık. Bu konuyu onunla da konuşmuştuk. Hani ilk albümü biraz tadını o da çok böyle beğenmiyor. Hani nasıl diyeyim? Liriklerin işte güçlülüğü yönünden falan filan. O konuyu sen sormuştun hatta. Evet. Niye albüm kartonetin içinde yok diye falan. İkinci albümde kendileri de öyle hissediyor. Biraz daha üzerine koydukları, daha da profesyonelleştikleri, daha profesyonelleşme yolunda daha emin adımlar attıklarını düşünseler de death metal açısından baktığımızda olaya, tonlar açısından baktığımızda ilk albümün lezzeti bize biraz daha böyle death Çiğ metal çünkü. dinliyormuşuz gibi. Daha böyle etli tonlar olarak geliyordu bize. Kayıtların da farkı var tabii işte. Yani dediğim gibi biraz daha çiğ ya da ham mı diyeyim. Daha şey geliyor böyle. Hani kayıt anlamında hücum kayıt dersin. Hani ya ben en azından öyle seviyorum. Hücum kaydı girersin. Yardırı çıkarsın. Bu iş biraz daha o kafada. İkinci albümlerine değinecek olursak, burada gruba da bir sistemim var. Ya Türkiye'ye gelmediği için ya da kendilerine edinemedikleri için bilmiyorum, ama geçen yıl çıkmış olması lazım bu albüm. Gorehouse Records tarafından çıkıyor o albümleri de. Henüz onu edinemedim. Edinemediğim için sadece Slam Brutal, YouTube'daki Slam Brutal miydi abi? Slam Worldwide miydi sitenin Slam adı? World Vine bir şeydi, evet. Aynen. Hani YouTube kanalı oradaki yayınlanan şarkılara göre konuşuyorum o ikinci albümü. değil mi? Daha prodüksiyonel anlamda daha oturaklı, daha iyi. Ve üzerine biraz daha çalışılmış, kafa yorulmuş bir ikinci albüme sahip bu grup. Ben önlerinin açık olduğunu düşünüyorum aslında. Yani bakarsan ilk albümlerin Kuyuti'den çıkması, ikinci şeylerini Gore House'a teslim edip işte Slam Worldwide'a dahil olmaları, oralarda bir şeyler paylaşmaları, konser veriyor olmaları grubun bence önlerinin açık olduğunu düşünüyorum. Daha hani yolları da var, kat etmeleri gereken şeyler de var. Enstrümantal anlamda olsun, şey olsun, hani çalışmaları gereken şeyler, ama bunun da kendilerinin bilincinin arasında. Çünkü dediğin gibi konu kaldığımızda işte
gitarlarına ya da davullarına özen göstereceklerini, stüdyoda bir araya geldiklerinde nelerin üzerine kafa yoracaklarını kendileri de bahsediyor da bunun da bilincinde olan bir grup. Bunlar da tabii onlar için pozitif bir değer katıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu grup hakkında benim yorumum abi, son zamanlarda yani çok fazla iyi grubumuz var. Sadece death metal açısından değil yani, diğer tarzlarda da çok fazla iyi grubumuz var. Yani hepsinin tarzı günümüzde böyle popüler olan tarzlardan değil. Devrot'un tarzı son yıllarda biraz daha yavaşta, dinleyici sayısı daha çok olan bir tarzda olduğu için önleri açık. Onun yanında ne yapmaları gerektiğini bilen bir grup. Yani elemanların hepsini bu açıdan baktığımız zaman fikirlerin oldukça örtüştüğünü, ne yapmalarını çaplarına göre kazanabilecekleri en büyük, en fazla edinimin ne olduğunu bilincinde olup ona göre doğru adımı attıklarını düşünüyorum ben. Yani yurt dışına tanınırlık düzeyine baktığınız zaman, Evet. Spotify falan değerlerini falan baktığınız zaman istatistiklerine bayağı iyi gidiyor grup. Yani dinlenme sayıları falan bayağı yüksek. Önümüzdeki yazında Almanya'da Mammut Festival'de sahne alacaklar. Yeni bir festival ama böyle gibi falan canavar gibi. Hatta oraya Suicide'ı önerdim ben de bugün. Umarım oradan bir o pozitif şey çıkar. Dediğim gibi festival, bir de ortamı, yani her festival, burada çok fazla festival var abi. Bir sürü festival var. Kimisinin ortamı iyidir, kimisinin kötü, kimisinin daha böyle daha sağ kanattan insanlar gidiyor falan. Ama Mammut'un ortamı böyle yeni bir vakın olmaya aday, Wow. atmosferi güzel. O yüzden de çocukların orada sahne alacak olmasına sevindim yani. Şöyle bir şey Güzel diyeyim. bir gelişme. Araya gireceğim. Hani yurt dışındaki tanınırlıktan bahsettin ya. Şöyle de bir güzel şey var. İç kapakta da adı geçiyor hatta. Organectomy'den Alex Paul bu albümde destek olmuşluğu da var yani. Doğru, evet, hatırladım şimdi. Düet olayı vardı galiba, değil mi? Yanlış Aynen abi, hatırlamıyorsam. evet. Yani dediğim gibi çocuklar böyle ne yapmaları gerektiğini, stratejik adımları iyi, böyle hedeflerini iyi belirliyorlar abi. Ve orada çok fazla efor ve para harcamadan böyle kilit işler yapıp oradan böyle en iyi sonucu elde ediyorlar diye düşünüyorum. Sahneleri de güzel yani, baya baya Türkiye'nin bir sürü yerinde sahne alıyorlar. Bir sürü yeri değil mi? Yani Ankara, İstanbul, Eskişehir, bu eskisi gibi değil yani böyle. Eskiden durup dururken böyle eski dergileri falan karıştırdığında Muğla'da bir konser, İnegöl'de bir Adana'da, şeyler orada, falan diyor. burada değil mi? Evet yani. Şimdi o kadar biraz daha daraldı, kısaldı ama yine de olabilecek bütün sahneleri onlar da kendi boy göstermeye çalışıyorlar. Ben yani vaziyetlerini fena bulmuyorum. İyi. İzmir uzun zamandır yani böyle yeni enerjik bir kan ihtiyacı vardı. The World Elysium bunu bence layıkıyla yerine getiriyor diyebilirim yani. İkinci albüm sen edinememişsin değil mi? Daha Türkiye'de galiba Yok. yok. Yani ben baktım, birkaç yere de baktım. İşte Hammer'ın sitesine olsun, şey olsun, böyle internet üzerinden. Hani Bandcamp ya da şeyden, Türkiye'de malum PayPal olmadığından dolayı yurt Evet. dışından şey getirtme olayı sıkıntılı bizde. Getirtirsen de Sıfır. eşten dosttan gümrükle onunla bununla uğraşarak PTT aracılığıyla falan ancak getirtip şey yapabiliyorsun. Sana Radical Noise kaydını ulaştırmam gibi. O böyle bir yol izlememiz lazım değil mi Aynen, abi? sen orada bulursan al. Türkiye'ye koydum geldi. Vardır ya. Ben bir bakayım abi. Sen Ebay'da senin tarafa falan bir yer. sana aldığım Cenotaph patch'i daha duruyor zaten. Aslında onu yollarsan mektupla gelir sana. Çok zor olmaz ama madem öyle bir başka bir dileğin de var, onunla hepsini beraber şöyle bir combo yapıp böyle Aynen getireyim. sen. Abi grup hakkında başka söyleyecek bir şey var mı? Benden bu kadar abi. Yolları açık olsun diyorum. Ben severek takip ediyorum yani. Böyle özellikle konserler hakkında bir şey konuşmak istiyordum ama dediğim gibi ne sen daha canlı izledin, ne ben daha canlı izledim. Abi İzmir'de olduğu zaman işte benim iş muhabbetinden dolayı atlayıp gitme sıkıntısı var. Bir türlü denk getiremedim. Getirsem yoksa aklımda. Hani şöyle bir şey olsa işte hani ne festivallerden, yayınlarda bahsediyoruz ya işte. İşte Destroy'dan, ondan, bundan falan. Hani öyle bir festivale girseler, dahil olsalar hani benim de koşarak gidebileceğim ya da nasıl söyleyeyim, yıllık iznimi ayarlayıp gidebileceğim bir süreci dahilindeki bir festivale dahil olsa göbek ata ata gideceğim ama Yani sen de gençsin, çocuklar da genç, mutlaka denk getirirsin. Yani karşılaşırız duyduğum muhakkak ama kadarıyla, ama aklımda. İzmir'den dinledik yani, duyduklarım kadarıyla bayağı seviliyor yani, sahnede eğlenceli geçti, konserlerin katıldığını geçtiğini duydum şimdiye kadar.
Bakalım ikinci albümün edinilmesi konusunda özellikle Kerem zaten bu yayını kesin izler. Biz de zaten duyururuz. Bu konuda abi artık bu iş çözün. Bak millet kapı pencere kırıyor. Nerede lan albüm diye. Diyoruz. İkinci gruba Okey. geçelim mi? Yapıştır abi. İkinci grup abi. Daha önce başka platformda da Erkin'le yayın yapmıştık. Bayağı uzun ve güzel bir yayın olmuştu. O zaman grup hakkında bayağı konuşmuştuk. Bugünkü ikinci grubumuz arkadaşlar Ankara'dan Decimation. Decimation'la ilgili elimizde ne var ne yok çıkaralım. Bende bir demo var. Bir de kapağına öldüğüm, bayıldığım şu albüm var abi. Bunu çok tutuyorum yani şu albüm kapağı. Türkiye'de yapılmış, bilmiyorum, renklerinden, tonlarından ötürü galiba. Bir yerli grubun sahip, yani bir yerli grubun altından kalktığı, sahip olduğu en güzel albüm kapaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu demoyu da yani şu, artık ulaşabilir mi, kimlerde var bilmiyorum ama daha İzmir'deyken almıştım. İkinci el piyasasında CD satanlarda denk geliyor. Tabii güzel Denk geliyor değil mi? fiyatlara. Erkin de dediği gibi o zaman elemanların neyi var neyi yok bildiği her şeyi kattığı içine koyduğu. Abi Aynen bu evet. ilk demo kapağının görünüşü abi şöyle. Bu da en sevdiğim kapak içi grup fotoğraflarından biridir. Onu başka bir grup daha yapık o şekilde. Kimdi? Geyik de miydi Barbar abi? Semih'in gruba son anda dahil olduğu ancak bu şekilde gösterilebilirdi abi. Böyle vesikalık tam boydan fotoğraf böyle lap diye kenara yapıştırılmış. Harika yani. Çok güzel. Toplamda galiba 15 dakikaya yakın bir süresi var bu demonun. Ve son parça 7,5 dakikalık Apple Soul bu efsanevi bir arada şarkı. adı, eğer merak edenler için. Evet, Apple Soul. Tamam, yani ben bunu aldığımda galiba Stüdyo MIT yerini bile değiştirmemişti. O zaman orada çalışan Özgür abla demişti ki bak bu Ankara çok daha iyi. Bunu al bakalım falan diye böyle. Hemen. 2004 O zaman arşive yayınlanıyor. katmıştım. Arşive katmıştım. Bence arşivinde güzel güzel bir yeri var. Koleksiyonumun güzel parçalarından biri. Ne satarım ne takas ederim. Öyle duruyor. Bu arada şey Evet abi nedir? sana sen Decimation hakkında bayağı bir çalışmıştın. Ben topu sana atayım burada. Okey. Demo bende olmadığı için hani CD olarak ya yani bulamadığım için çok fazla şey yapmadım. Metal arşive falan da bakındım ama öyle hani kayıt yerleri şeyler hakkında bana kapakçıktan bilgi verirsen ben de kısaca bir özet geçeyim istersen. 2004'te Geç abi yayınlanan sen. bir demo. Vokallerde Mustafa Karataş, gitarda Erkin Öztürk, basta Mert Tartaş ve gitarda Emre Ören var. Kadroya baktığın zaman aslında şu anki Metal All Star kadrosu diyebileceğin Türkiye'deki adamlara Evet abi. bayındı. Ve yine şöyle de bir güzelliği var. Bu grup birçok grubun da olmasına vesile olmuş bir grup abi bu demo ile beraber. Kesinlikle abi. Aynen. Tahmin et nerede yapılmıştır Ankara'da kayıt? Erkan Tatoğlu, Midas'ın kulaklığı mı? Yok ondan Zoo öncesi. mu? Zulu'da kaydedilmiş Aa bak şöyle abi. güzellik işte. Zoo'daki çıkan parçaların bak bir araya getirip toplasak senle yine ileriki yayınlarda buna değineceğim bu Zoo konusuna. Zoo compilation yapmamız lazım değil mi? Zoo'dan önce böyle Kesinlikle bir abi parça. bak bu konuya değinecektim işte böyle. Şöyle okuyayım abi. Recorded, Mixed, Adnan Yıldız diyor abi burada. Zaten Zoo'nun ortaklarından birisi. Zoo Sound falan filan. 2004. Vay be. Aynen. Sade CD-R olarak basılan bir şey. Kaset yok diye biliyorum formatlarında. Zaten o dönem artık kaset insanların hayatından böyle hızlıca çıkartmaya çalıştığı bir dönemde herkesin boktan MP3'e böyle bağlandı. Ama siyah görüyorsun oldukça böyle janjanlı yani. Benim disk Bir birliğim ve dönemde bilgisayarım sadece onu okumuyor abi. yani sadece CD basılmış tabii. Bilmiyorum. Belki bir ileride grup şey yapar. Yani tekrardan bir Release aktif olsunlar da. edilmesi ne istediğim şey olabilir yani release Evet. edilebilir belki. Kaset yapılsa bence ilgi duyulur. Erkin'e buradan bir çağrı yapalım. Erkin abi kulağın kesik olsun diyelim o zaman. Erkin de diyormuş. Lan durup bir 2 gün sonra yeni albüm üstüne çalışalım da o da kalsın diyor. Bu şekilde. Devam et abi sen. Okay. Entering the Celestial Ruins. İlk albümün adı abi. 2007'de çıkıyor. Yine vokallerde. Bu arada şöyle bir şey var. Vokallerde Mustafa gidiyor. Yerine Volkan geliyor. Volkan Ceyhun. Bu arada basta yine Mert Tartaç. Gitarda yine Erkin. Ve Emre var. Bu arada
Davullar yine artı olarak. Demoda davulları kim çalıyor? Demoda Drum Machine abi Değil mi? davullar. Yanlış Ama bilgim yok. sonra yani işte demon artık çıkmaya hazırlandığı, böyle çıkmasına çok az bir süre kala Semih işte şey giriyor. Yani Barbar Semih kadroya dahil oluyor. Ama tabii kayıtlar falan çoktan bitmiş olduğu için Okey. yeniden almıyorlar yani. Burada davula bu albümde benim çok sevdiğim davulculardan bir tanesi olan Kaya Özen Yalçın şey oluyor, dahil oluyor abi. Kim bu Kaya Özen diye bahsedecek olursak da eğer, şöyle Netherrealm, Sakatat, Subjugation gibi grindcore ve death metalin Türkiye'deki en güzel gruplarından baget sallamış Örneklerinden aynen bir birine kişi birkaçını. dahil oluyor. Yani aslına bakarsan albümü buradan hani senin sevgine sevgi katacak bir ekstra şey katabiliriz. Kişi ya da o Aynen. özellik katabiliriz diyebilirim abi bu albümde. Netherrealm da çok iyi gruptu abi. Ben O çok yüzden yani severim bence abi. Blueprint ben de çok severim. Split miydi? Öyle bir şey olması lazım. Grubun dağılmış olması yani fena. İlk albümün hakkında konuşmaya devam ederken abi çıkış tarihine bakarsak yine 2007. 2007. Türkiye death metalinin şahlanmaya başladığı yıllar. 2007 Ankara'dan böyle muhteşem bir albüm o zaman piyasaya çıktı. Hem müzik etiketiyle hem Bu albümde şöyle bir şey var abi. Davul işçiliği dediğim gibi Kaya'dan ötürü harikulade. Çalım tekniği olsun, akışı olsun, şey olsun çok iyi. Ve vokaller, Volkan'ın vokalleri abi ön plana çıkıyor bu albümde. Benim sevmediğim bir şey var. Hammer'ın ya da grubun tercih ettiği mi bir şey ya da benim kulağıma mı öyle geliyor bilmiyorum ama gitarlar bu albümde geri planda abi. Gitar işçiliği öyle sonraki albümlere baktığın zaman önde değil. Biraz daha geri planda kalıyor. Sen bir şey söylemek ister misin bu konuda? Benim hatırımda böyle bir şey kalmamış ama yani bence öyle bir şey var ise bile özellikle grubun tercih olduğunu sanmıyorum yani çünkü hem erkin hem Kayıt de ya da diğer şeyle alakalı mı? bence öyle Decimation gitaristleri çünkü yani gitar riff yazımına çok fazla kafa yoran matematiğine bayağı işçiliğine zaman ayıran Şundan insanlar. dolayı bu Bu arada kadar uğraşıp da geri plana atmak isteyeceklerini sanmıyorum. O okey, kayıtın buraya değinmemin sebebi de şu azizliğidir oldu. Yo, do, senin dediğine getirecektim konuyu. Bunu da yani. değinmemin sebebi de şu oldu. Şarkılar abi gitarist Emre Ünen'e ait. Bütün şarkılar. Lirik ve şarkı yapımlarının çoğu Erkin ve Emre'de baktığın zaman. Hani Yani. burada bir tezatlık oluşuyor işte ister istemez. Ya da Aynen abi. Yani bir de adresi değiştirmemiş aslında. Yani adresi değiştirmemiş dediklerim de Erkan dediğim şu. Tatoğlu'nun ya da Yani Midas'ın aynen. kulaklığından Kayıt çıkıyor bu kafası arada. olarak Erkan Tatoğlu artık Zoo'yu bırakmıştı o dönem. 2006'da Midas'ın kulaklığına kaydedilmiş bu Aynen. albüm. Ama yine de yani şey nasıl diyeyim? Böyle bir sonuç elde edilmiş. Yani demoda mesela gitarlar cayır cayır ön planda. Evet. Ne diyorum? Bundan sonraki albümler ve demodaki tonla bu albümdeki ton olarak yaklaşım olarak söylüyorum sana işte. Yani Türkiye'de kaç tane grup yani kaydının kalitesinden kendi stüdyosu olanlar dahil bu dört dörtlük oldu diyebilir ki yani böyle bir şey olmuş işte Tartışma konusu. bilemem yani evet Kesinlikle. sebebini bilemem. Okey. Mix ve Mastering'den bahsettin zaten. Erkan Tatoğlu'na ait diye. Logo yine bir önceki yayında da bahsetmiştik. Aybars Altay. Aybars abi ait gruba. Aybars'ın birçok Ve Ankaralı gruba omuz atması gibi bu omuz atta şöyle imzası bir var. güzel daha var. Intro yine Aybars abi ait. Giriş şarkısı olan Arullu. Underworld Arullu. Arullu, Underworld, Arullu. Evet, Aybars Ya abi ait o da. zaten Decimation'ın şeyinde hani bu Nile tarzı Orta Doğu falan şeyleri araya katmayı falan seviyor Decimation. Bunu diğer albümde bahsedeceğim bu konuya. Aybars'ta bu konularda zaten iyidir yani. Rap'in Vursan Son Setek'te de yaptığı işlerden bunu da hatırlarız. Evet abi, Decimation'dan devam ediyoruz. İlk albüm hakkında diyeceklerim bunlar. Eklemek istediğim bir şey varsa ikinci albüme geçebiliriz. İkinci albüme geçelim abi. Şarkıların da tam %100 bitmediği bir dönemde Senataf İzmir'e gelmişti. O zaman da Gormaster da onlarla beraber gelmişti. Ben de o zamanki şu anki de grup elemanım Ozan'la beraber ikimiz büyük Gormaster hayranı olduğumuz için
Abimizin yanından ayrılmıyorduk İzmir'de Tato Bar'da otururken böyle. İşte Ankara ortamı falan filan konuşurken dedi ki bak dedi, size bir şey dinleteceğim. Çok fena dedi, çok fena. Bu çocuklar çok fena dedi. Böyle bir iPod çıkardı tamam cebinden. Dinleyin bakalım anlayacak mısınız? Abi biz de o zaman bir yandan da benim grubum Human Harvest'da da death metal yani albüm şeyi falan böyle şarkı yapma telaşı içindeyiz. Yani elimizde bir şeyler var kendimizi hırpalıyoruz ama tam istediğimiz gibi olmuyor. Abi Decimation'ın kayıtları dinledik böyle ikinci albümün. Oğlum biz boşa uğraşıyoruz ya. Böyle adam ne bulabiliriz gitar yazacak ne de yani onlar bizi tercih eder deyip Yani. böyle içindeki hevesi bir an zınk diye sıfıra çekmişti. Daha bunların vokalleri girecek. Davulları da değiştireceğim biraz. Böyle ballandıra da anlatıyor. Bu ballandırma konusuna araya girerek şunu söyleyeyim. Erkin Ya. abiyle hatırlıyorsan yayın yapmıştık başka bir platformda. Oradaki Aynen. platformda şöyle bir şey bahsetmişti Gormaster Cem abi hakkında. En özgür olduğu grup Decimation'dı demişti yanlış hatırlamıyorsam. Hani Cem abinin Olabilir. Decimation'a ayrı ilgi duymasının sebebi de bu olabilir. Hani Zaten Cem abi çok böyle sıkmaya, darlamaya gelmez. Yani biraz, çünkü ne ara ne yapacağını bence çok iyi biliyor. Onlar da Cem abi öyle bir şey bu özgürlük alanı sağladığı için aynen. Snyder'e verilen özgürlük gibi böyle dolaşım hakkı vermişlerse bu çıkan iyi sonucun sebebini bence çok iyi açıklıyor abi. O da. 2010'da ikinci albüm şöyle de ekrana gösterelim. 2010. 17 Ağustos 2010'da ikinci albüm çıkıyor abi. Anthems of an Imperial Dominion. Bu abi hangi albüm? Nereden çıkmış? Bu mu? Komatoz Komatoz'dan Müzik diye bir çıkıyor. firmadan. Nereli abi bunlar? Komatoz mu? Amerika. Amerikalı firma işte. Vay be Evet. aslında. Decimation kıtalar arası hamle yaptığı albüm olmuş. Ya ben bu albümde ısınamadığım tek şey abi kapağı. Yani bir de ben Decimation logosunu da severim. Burada ne logo görünüyor. O kadar çok büyük bir karmaşa var ki bu albüm kapağında. Kaotik değil mi? Çok fazla. Çok kaotik. Hani renkler birbirini boğuyor, ayrıntıları göremiyorsun. O yüzden yani albümdeki her şeyi severim aslında ama yani bir de Decimation albüm kapağını Egawa eline aldı diye bir abi. eleman yapık. Çok uzaktan bile böyle Decimation albüm kapağı kendini ilk albüm ve üçüncü albüm kapakları yani öyle. Kendini belli ediyor. Logo güzel görünüyor falan böyle. Ama bu albüm kapağı yani tercihlerine tabii saygı duyuyorum. Ne diyebilirim ki yani sonuçta sanatsal bir ürün. Böyle tercih yapmışlar. Ama daha iyi olabilir dediğim. Dediğim gibi albüm hakkında tam içime sinmeyen tek şey ön kapak artwork. Okey. Deyip topu sana atıyorum abi. CD'nin içinden de şöyle bir sticker çıkıyordu. Ben bu sticker'ı hala tutuyorum. Bir yere Adamın. yapıştırmadın mı? Yok abi kıyamadım bilmiyorum. Bir şeyim var böyle duygusal bir bağ. Ya her şeyde kullanılacak diye bir şey yok ya. Ben de dikmediğim ne patchler var yani. Duruyor. Bir zamanı gelir yaparız. 2010'da çıkıyor bu ikinci albümleri. Bu albümle Aynen. eklemek istediğim şeyler. Gormaster davullara oturuyor baba. Kaya Hı. gidiyor yerine Cem abi geliyor. Bence Aynen. gelmesi hayra alamet mi değil mi tartışılır. Niye diyecek olursan şimdi. Niçin? Şundan dolayı Kaya'yı dediğim gibi sevdiğimden dolayı hani ben devam eder düşüncesi vardı ama üstüne daha bir şey koyup biz hani artı bir level koymak bence buna Kaya abi de kızmayacaktır diye düşünüyorum. Level atlatacak bir elemanı kadroya dahil etmek Decimation için çok olumlu bir şey olmuş. Çünkü neden? Teknik işler bu albümde geri daha fazla ön planda abi. Gitardaki Evet. teknik olaylar ilk albüme göre bu albümde daha fazla. Ve o teknik işlere Cem abinin davullarının daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ya şimdi Kaya'nın tabii yeteneklerinin, becerisinin ve tecrübesinin yetebildiği, yetemediği yerleri falan belirlemek bizim olayımız değil. Ama dediğin gibi yani belki o albümde çalsaydı belki o da üstüne bir şeyler koyardı, daha iyi Muhakkak şeyler yapardı. Değişmenin sebebini %100 bilmiyoruz tabii. Ama dediğin gibi albümde bence Cem abinin buradaki attığı imza çok sonucu iyi olmuş. tek bu albümdeki hani sen dedin ya artwork olarak sevmediğim bu albümde içime sinmiş. Benim de bu albümde içime sinmeyen şey abi basslar. Bassların biraz daha ön planda çıkmasını isterdim bu albümde. Teknik dediğimden dolayı. Çünkü çok Anladım. geride ve duyamıyorum abi. Çok fazla Ya kulak zaten vermem gerekiyor. gitarlar, davullar, vokaller böyle Mars Production şeyin imzası var.
Aynen. Basslar da Mert'in evinde kaydedilmiş. Belki hepsini bir araya getirmek masteringinde falan sorun olmuş olabilir, o yüzden diyeyim yani. Aynen. Bunun sebebi belki olabilir. Albümün kalitesi, ne bileyim işte, yani parçaların ilk albüme göre böyle level atlaması, dediğim gibi teknik işler daha ön planda. Destination gitaristi en başta dediğim gibi, yani parça yazımında Her böyle zaman işin için. yükünü taşıyorlar ve çok incelikli üzerine bayağı çalışıyorlar yani. Hadi yalap şap iş yap, yaptıklarını hiç Yok görmemiştim. Katya. Buradaki bu ortaya çıkardıkları sonuç, yani takdir edilirsin. Çok iyi yani. Çok iyi bir kayıt. Son olarak değinmek istediğim şey de Amerika'ya açılıyor grup bu albümle beraber. Çünkü Amerikalı bir firma olan Komatoz Müzik'ten çıkıyor albüm. O zamanlar Türkiye'de farklı yurt dışı label'ları falan tercih ediliyor, kullanılıyor ama Amerika'dan benim bildiğim çok fazla bir label yok Türkiye'de. Senin bilgin var mı konu Unique hakkında? leader var işte abi. Hani öyle şey olarak söylüyorum, hani çeşit olarak ya da bilinir ya, çok hani Komatoz'u biliyor muydun mesela? Ya da öyle söyleyeyim. Yok abi. Hala da bilmiyorum yani. Hani Destination'ı bilmeme Unique rağmen. Veyahut da o Leader zaman artık, baktım çünkü dile unuttum sonra ezbere yani. söyleyeyim, hani dediğin zaman direkt söyleyebileceğin şeyken hani. Abi Amerika ve death metal. Şimdi orada neler var yani, kim bilir. Şimdi çocuklar onlara nasıl çalıştılar, sonuçta neyi, tam hatırlamıyorum. Yani biz bir Erkin'in yaptığımız yayında bunu özellikle sorduk mu, onu da hatırlamıyorum ama Yok, bu konuya değinmemiş diye biliyorum. bu konu hiç girmemiştik değil mi? Yani bir şikayet olsa anlatırdı bence. Yani oradan memnun kaldıklarını düşünüyorum ben. Aynen. O Senin firmadan. albüm dinlemiş miydin yakın zamanda, ya da biliyor muydun? Hatırlıyor musun? Bu albüm tekrar döndürdün mü? O açıdan mı diyorsun? Evet. Tabii yani şey gelmeden önce hepsini birden baştan dedim. Dikkatini çeken hani Bir de neyin? bak, üçüncü albüm de mesela aynı firmadan çıkmış abi. Tabi tabi Demek ki aynen, o çocuklar da memnun Komatoz'dan kalmışlar çıktı. yani. Yani ikinci albüm hakkında diyeceğim, yani dediğim gibi sana katılıyorum o teknik unsurların ön plana çıkmasında. Ve o zaman yani piyasaya çıktığı dönemde de dinlediğim zaman da şey, yani böyle abi Cem abi hakikaten haklıymış yani falan dedim, böyle bir Değil albüm mi? tamam bittikten sonra. Decimation varmış yani, bir gerçek. O zaman son albümleri olan, 2014'te piyasaya çıkmış olan Evet Reign abi, of sonra geçelim. Ungodly Creation'a geçebiliriz o zaman. Geçelim abi, aynen. Tamamdır baba. Yine bu albümde senin de Bu bahsetmiş olduğun gibi Amerikalı label Komatoz'dan yine devam ederek oradan aynen. yayınlanıyor. Yine Komodos'dan çıkıyor abi. Aynen. Ve bu arada şöyle bir şey var. Artık bu albümde şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Grup o kadar kalabalık değil. 3 kişiler. Evet, artık üç kişiye düşüyor olay. Emre, Erkin ve Gormaz'dır. Bence grubun kimyası daha çok yakışmış bu olay. Senin düşüncelerini Bence almak isterim. yani ben de buna katılıyorum abi. Zaten yani aslına bakarsan Erkin birçok şey yetiyor. Yani zaten Adamda yok yok ki davul, gitar, bas, işte vokal. aynen şuradan da gördüğümüz gibi istese tek başına da yapıyor zaten. Ama yani Decimation'ın kendi kimyasına baktığımız zaman bu üç kişi o ortaya çıkan bütün şeyi Mihenk nasıl taşı diyeyim? burada zaten. Temel mihenk Hani taşı bu üçlü. işin özü zaten o üç kişiydi yani Decimation bence. Eğer şimdi biz bundan bir sene önce zaten Erkin bize müjdesini vermişti. Decimation devam edecek. Zaten hala aktif olarak görünüyor. Galiba yine o üç kişiyle devam edecekler yola. Bence daha fazlasına Göreceğiz. ihtiyacı yok. Bence Yani de yok. Çünkü bence de hani bu live'da, yani canlı sahnede belki bir gitarist daha koyabilirler. Vokali çünkü kendisi geçeceğinden muhakkak dolayı, yani. şeyden dolayı. Yani gitar vokal de yapıyor Akin gerçi, sorun olmaz ama Hani canlı yani performans olarak söylüyorum. Artı ekleyebilirlerse bir gitar eklerler. Ondan sonra ak. Tabii Cem abinin aynen. ya da şu anki yeni oluşumda kimler var, kimler yok onu da bilmiyoruz. Emre devam ediyor mu? Cem abi mi devam ediyor? Yeni bir eleman ya da yeni bir kişi mi olacak Erkin arkasına? Sıfırdan da aynen sıfırdan da bir ekip kurabilir. Çünkü Yani Erkin abi o kadar saçaklandı ki şu anda baktığında hani onlarca, yani belki de gruba ya el atıyor ya da 4-5 tane faal olarak bir şey devam ettir işte. Molostuttur, ne diyeyim, meşumudur, osudur, busudur falan filan bir sürü rektal şey. tuşe falan Aynen. derken evet. Hani çok saçaklandığından dolayı belki hani. Birçok yerde eli var. Ya, dediğim gibi doğru ama yani Erkin'in bence özellikle Decimation'a çok özel bir bağı var abi. Yani böyle İlk göz ağrısı diyebiliriz çünkü yani albümün. Decimation onun için çok özel. O bir şekilde yani
son halindeki kadro olsa da olmasa da Decimation'ın kimyasını, kimliğini bozmadan onun üstüne biraz daha koyarak devam ettirecek bir ekiple bence yoluna devam edecektir yani. Bu üçüncü albüm bence grubun zaten zirvesi. Albüm kapağı olsun yani Ona değineceğim kayıtlar. şimdi. Aynen. Evet. Her Hani şey ikinci çok albümdeki iyi o yani. sevmediğimiz albüm kapağından bahsetmiştik ama şunu da ekrana getireyim. Albüm kapağında artık arşa çıkmış birisinin Zirve imzası var. yapılmış abi. Şunun merchlerini alamadığım için çok üzülmüştüm. Tişörtleri falan böyle zımba gibiydi yani. O kumaşın üstündeki duruşları falan çok güzeldi. Dan C. Ben de Gray bu yok. arada Aynen. tasarlayan, yapan, yaratan ya da deyip Bunu kişi. izleyip bu tişörte sahip olup, bu albümün tişörtüne sahip olup sıkılmış olan varsa seve seve Talibiz. alırım. Bana bu iyiliği yapacak insanları yani bağrıma basarım yani. Veyahut da bendeki bir şeylerle değiş tokuş yapabiliriz. Sıfır alabiliriz, değiş tokuş yapabiliriz ona. Kabulümdür yani. Bu albümü ilk dinlediğinde bana şey havası yapmıştı. Yani sen ilk dedin ya Nile, Aybars'tan ondan bunu. Bu albümde Origin, Nile havası yok mu bu albümde sence? Daha teknik, daha hızlı, daha derin havanın olduğu. Artık çünkü hani çünkü grupta pişmiş, öğreneceğini öğrenmiş, yapmak istediklerini yapmış, kafalarına birçok şablonu oturtmuş bir grup çünkü baktığın zaman. Ve prodüksiyonel anlamda da en iyi işleri olan albüm bu albüm. Evet. Sen bu konu için Yani bir şey demek ister misin? bu konuda benim görüşüm, yani albümün çıktığı dönemde Amerika'da ya da işte bu tarzın abi Black Metal için Norveç neyse Death Metal için de Amerika o. Ve grubun üst üste iki albümde çıkardığı firma Amerikan firması. O dönem bu albüm yayınlandığı dönemdeki bütün o Amerikan piyasasıyla yarışabilecek bir albüm bu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o dönemin işte nasıl diyeyim popüler albenisi olan işte insanı çeken death metal dokusunun en güzel örneklerini içinde barındıran bir albüm Decimation bu albüm. Aynen abi. Benim yorumum böyle. Yani özellikle şu grubuna benziyor falan filan diyemem ama Bir de bu şekilde açıklayabilirim. sevdiğim bir olayı var bu albümün. Doğru tabir ediyorumdur diye düşünüyorum ama gitar işçiliği daha çürük tonlarda abi bu albümde. Hani diğerlerindeki o nasıl söyleyeyim tiz demem doğru olur mu bilmiyorum ama cayır cayır o Jilet gibi teknolojinin böyle nimetlerinden aynen abi yani o kadar yararlanan. güzel geliyor ki kulağa. Diyorsun ki döndür abi, döndür abi, devam abi. İşte sen dedin ya işte o birikim, işte tecrübe burada zirveye ulaşmış durumda ki Erkin'in o artık kendisini ulaştırdığı o hani nasıl diyeyim böyle ham güzel death metal ton anlayışı devam ediyor. Meşum'da falan mesela devam Aynen. ediyor. Yani oradaki seçimleri de çok güzel. Orada biraz şeyin de etkisi oluyor. Sonuçta yani firma Amerikan. Onlar da mutlaka bir fikir alışverişi yapmışlardır beraber. Bir Diye sekte düşünüyorum. mahsulü değil mi? Aynen. %100 bunun etkisi vardır demem ama yani oradan da belki böyle pozitif böyle fikirler almışlardır. Son Sözü sen olarak şunu sonra diyeyim. Albümdeki şarkılar ve isimlerinin uzunluğu. da tam oraya girecektim abi. Hiç elma suyuma dalanmadan devam o konuya devam edelim. Abi Decimation elemanları bu şarkıların sözlerini, şarkıların isimlerini daha doğrusu seçerken şöyle düşünmüşler abi. Abi Biz öyle bildiğin şarkılar şarkı yapalım metni ki ya. Bildiğin metni. biz öyle şarkı isimleri koyalım ki konserde bizden bunu isteyemesinler. Şunu çal diye bağıramasınlar diye abi böyle izleyenler için birkaç tane şey okuyayım abi albümün şarkı isimlerinden. Non-celestial Orions, Cataclysm in the Passage of Name. İlk şarkı. Aberrant Ablution by Filth, Excrement of a Crotex, Crassomentum. Oy, isimlere bak. Abi, albümün en kısa, ismi en kısa olan şarkısı, süresi de en kısa olan şarkı. Velocity in Relics, bu kadar. En kısası bu, şarkı süresi de en kısa Şarkıyı olanmış. okurken kafanda şu gidiyor. Çata 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 Senin favori şarkın abi. Some Carnage in the Ghoulish Chapel of Jehovah. Ey yavrum benim. Çok taş Az şarkı değil önce mi abi? Çok oturan. bundan önce okuduğum dördüncü şarkı en uzun ismi olan şarkı. Onu bir de okuyayım. Aberrant Ablution. Yok, pardon yanlış okudum. Aberrant Ablution by Filth, Excrements of a Grotesque Crassomentum. Yani bir fan olarak bunu nasıl istersin abi kanka? Gel de söyle. Üçüncü parça. Hadi Albümden üçüncü parça. biz ikimiz de
kritik yazan insanlarız. Şu dönemde, bu albüm çıktığı dönemde kritiğini yazmış insanlara üzülüyorum yani. Şu Abi track kritik 4-3 bak falan çok diye güzel geçmişler. söyledin. Bak ben şeyi sevinirim abi. Kritik okumayı severim. Decimation için şöyle bir şey var abi. 3-4 kritik de karşıma da denk geldi bu. Herkes aynı şey demiyor. Bu kadar elit ol, şarkı ismi yazarken bu kadar elit olmanın anlamı ne? Bokunu çıkarmayın kardeşim. Ya lirik yazmak işte böyle bir şey abi. Bazen böyle derdini nasıl şarkıyı ifade eder neyse onu koyarsın. Ama bu ifade Bazen etmek değil ki. Şarkının direkt sözünü... Muhammed adresini veriyor değil mi şarkının adresi? Posta kodu, eyalet ismiyle beraber. Kimisi Muhammed Su İçmez gibi Seven'ler geçer. Kimisi de böyle işte abi Son of Carnation, Ebullition, Filth'leri yapıştırmış gitmiş. Yani bu kadar ard arda Evolution, Cataclysm falan deyince abi aklıma şey geldi yani. İşte Sapık Yenik'ten Okan nefret eder böyle şeylerden. İşte sormuştuk yani grup adı niye Sapık Yenik? Ya işte abi bir şey, incantation, bir şey shantation, bir şey ovulation olmasın istedik diye böyle bir şey koyduk. Şimdi son albüm şarkısından okuyunca aklıma birden o geldi. Buradan da ona selamlar Selam olsun. olsun. Evet abi Decimation galiba en fazla derinlemesine dediğimiz grup oldu bugün. Evet abi. Bir sonraki gruba geçiyoruz abi. Bir sonraki grubumuz yine Ankara'dan, ne kadar şaşırtıcı değil mi? Yine Ankara'dan Grotex Ceremonium. Evet abi, Batu Çetin'in elinin değdiği ilk EP ve ilk albüm komple Batu Aynen Çetin'in abi. demek ki Tek aynen. elemanı. İkinci albümde davul var bu arada. Şey yok. Ama live'da ekibi komple topluyor. Sen daha çok bu tarzın seveni olduğu için girişi groteske sana bırakıyorum. Ne yazık ki bende herhangi bir CD'si falan yok. Almam Evet. da lazım. Aslında bunu son albümü basan label, Alman label'ı. Alman menşeli bir label daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sanki Alman yapımı label gibi duyuluyor öyle söyleyince. Neckbreaker değil mi? Aynen Neckbreaker Records. Almanya'nın death metal açısından düşünürsek çok başarılı bir label olduğunu söyleyebiliriz. Bence Grotesk ikinci albümde çok doğru bir şey adrese gitti. Plana kadar falan bastı. İşte Evet. Long Sleeve, T-shirt, renk renk hepsinden bastı. Bence o da satış şeyde rakamlarından memnundur. Zaten özellikle Almanya'da, bir de Avrupa'nın işte Hollanda falan filan gibi ülkelerinde, Rusya'ya kadar bir death metal ürünü basılacaksa label'lar açısından söylüyorum. İşin içinde de Batu Çetin varsa bu adamlar sorgusuz sualsiz yani. Sorgusuz sualsiz. Eğer çok böyle nasıl diyeyim sınırları aşan manyakça böyle kabul edilemez bir şey olmadığı sürece hemen eyvallah derler abi. Hiç hayır demezler. Hemen devam Devam ederler. ediyorum abi o zaman. Devam et abi. Abi bir önceki programda da Batu Çetin güzellemesi yapmıştık hatırlıyorsan ama yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de işte bu olaylarda yani tamamen. Aynen. Hani adam tek başına bir ordu aslına bakarsan. Çünkü hani on parmağında on marifet bir adam, insan. Abi hem Avrupa'da, dünya çapında diyeyim daha doğrusu, hem de Türkiye'de herkesin parmak ısırdığı, canlı izlemekten zevk aldığı bir sürü grubun içerisinde aktif olarak bulunuyor yani. Sayın hadi onu geç. Grotesk var. Molasted vardı Needle Gear işte. grubu. Molasit var oradan çıktı gerçi ama Molasit'in bugüne kadar gelişindeki yani böyle çok büyük emeği var orada. Ya dokunduğu çok fazla Var da şey var var yani. abi. Çok evet çok az şey var. Ve Grotesk bunlardan çok iyi. İlerinden biri yani. Groteski yapmasının sebebi artık death metal'i, mezar sound'unu da ya da öyle söyleyeyim sana. Ağır mı diyeyim ya da Öyle daha bak, ağır öyle baktığın soundlu zaman bir iş mi diyeyim? daha old school, daha böyle çok uzun zaman süredir bu tarz bir death metal şeyi üretme hevesi içinde olduğu zaten biraz böyle sohbetlerden biliyorduk. En sonunda da girişti ve yani bomba gibi yaptı yani. İlk albümden Sen bayağı bahsedirdik. çalıştın bugün abi, birikimlerin var. Dinlemekten zevk alıyorum bugün o yüzden. Eyvallah. Davul, drum machine. Tamamen. Yine Batu'nun yazmış olduğu bir drum machine bu arada. Gitarlar İlk ve albümden bahsediyorsun değil evet evet ilk albümden devam ediyorum abi. mi? Gitarlar yine Batu Çetin'e ait. Şöyle bir şey var. Albümde bir de şey var. Cover var. Incantation'a ait. Of. Aynen abi. Aynen. Neydi o şarkının adı? Profanation mı? Profanation. Galiba Profanation yanlış evet. söylemeyeyim. Incantation cover. Aynen pronation. Profanation. En son abi, Profanation.
Aynen. Ya bir de böyle şeyleri de böyle şık diye çözmesi de harika değil mi yani? Normalde bunlar böyle zaman olan şeyler. Problemli şeyler yani ama Ama söz incantation'dan konusu direkt olan kişiden kapızlamış. bahsediyorsun. Direkt kapızlamış yani. Kapızlamış. Kapızlamasının yanında da sound olarak da zaten hani baktığın zaman albüme hani Çok güzel ya. babalara selam Çok güzel çakar abi. şekilde değil mi abi direkt? Hani Evet ya. abi ben sizden ilham aldım, ben sizden yoğruldum ve ben artık üretiyorum. Size saygı duyuyorum. Değil midir abi bu? Yani sizden aldığım ve benden çıkan versiyonu budur abi deyip. Çok güzel bir hani Bence de nasıl diyeyim abi işte o çok güzel. incantation, immolation falan böyle o tarz yani o tarz death Babalar metal de artık yani böyle yani. ya nasıl diyeyim böyle yeni bir eleman death metal'e başlayınca ilk kimi alır eline hemen tabii en popüler en göz önünde olan Cannibal Corpse, Lamb yapıştır. Bir de onların tarzı da yani böyle thrash metal falan filan geliyorsa özellikle bir, direkt böyle hemen geçebiliyorsun oraya. Çünkü nasıl diyeyim davullar çok kafa karıştırıcı değil. Gitarlar böyle özellikle Pat O'Brien'in yazdığı gitarlar çok güzel. Onları böyle sololarını işte oradaki geçişler manyak gibi dinlemek çok zevkli oluyor. Ama o çocuğa Cannibal'dan önce işte Immolation versen o biraz onun böyle ayarlarını bozabilir. Evet. Çok daha farklı yani böyle nasıl diyeyim böyle slogan nakaratlar falan yok. Rifflerin babası var ama nasıl diyeyim böyle işte bir şarkı için 3-4 defa tekrar etmez bir riff. O da death metal'in çok daha ayrı bir versiyon, ayrı bir yolu. Ama tabii seveni var, binlerce binlerce seveni var ki o gruplar hala devam ediyor ve son dönemlerde biraz da özellikle Türkiye'deki gruplar da o kanala doğru biraz daha kafa yormaya başladılar. Yani dediğim gibi de death metal'in çok böyle ayrı ve özel bir alt türü. O yüzden Batu Çetin'in burada da imzasının olması beni şaşırtmadı daha doğrusu. Çok da güzel bir örnek sundu Çalışma bizlere. aynı. Yani ilk EP'nin çıkış tarihine bakalım. 2014. Ondan sonra 2016'da albüm geliyor. 4 yıllık bir ara. 2020'de ikinci albüm geliyor. Bu süreçte de yine bu grotesk tarzı gruplar biraz Türkiye'de de arttı abi. Bu arada EP demişken O kaset versiyonu. EP'si de var sana kaset versiyonu. bunun da şöyle bir şey var. Bu kaset o zamanlar ex Ayçiçeği olan Semih Günebekan tarafından çıkan bir kaset abi bu arada. Hadi ya. Aynen. Harika. 4 parça var içerisinde. Şöyle ekran parlayacak. Ama şöyle yapalım. Şöyle Buradaki bayağı artwork'ler falan da yani böyle çok aynen. Bayağı vallahi baktın çok aslında rahatsız. şey blasfemik biraz daha bu şey. Bir Blasphemy havası falan var Aynen. hepsinde. Bu Yani özellikle hava bu tarz artworklerin, tişörtlerini, işte merch ürünlerini falan taşımak da apayrı zevkli oluyor biliyor musun? daha şey göğsünü kabartasın geliyor değil mi böyle? Ya tam metal abi yani böyle. Ya bu arada bu albümün artwork çizimleri Rotten Art tarafından yapıyor. Çok ince şeyler var, nüanslar var işte İsa'nın gerilmesi, Baphomet'in orada şey yapması, Aynen. vaiz etmesi, yöneltmesi falan. Çok ince şeyler var ya böyle. Bu Evet abi arada ya. ilk albümde değinecek olduklarım abi More Hate Production'dan çıkma Satan Art Records'ta. Yine işbirliği içerisinde. Aa şu Rus firma diyorsun değil mi? Evet aynı. İlk albüm bu şekilde abi. İkinci albümü de geçebiliriz istiyorsan. İkinci albüm de geçelim abi. Okey. Bak İkinci ikinci albüm artık zaten Grotesk'in silinmeyecek olduğunun, artık aynen. aranızdan İçerisinde ayrılmayacak şöyle bir şey olduğunun çıkıyor. Şöyle bir gözüküyor. sticker ve şöyle bir sticker çıkıyor abi. Bu albüm kapağının Yani. sticker'ı. Bu sticker'da bak ne O yazıyor bende o. altında abi? Old School Death Metal. Özet Finito. yani. Direkt hani noktayı koyuyor mu? Koyuyor baba. Finito. Hani biz neyiz ne ya da bu albüm neymiş diye sorgulamana gerek yok. Albümü açtığın zaman içinden düşen sticker diyor ki ahanda mal bu. İlk riff'i girince abi mezara ilk kazma vuruluyor diyorsun Tabii abi aynen ya. öyle. Çok oturaklı bir sound'u var abi. Çok ağır bir sound'u var. CD'nin tasarıma falan baksana ya. Çevirsene şöyle abi. Grup logosu falan var mı içinde? Arkada yok. O Rus baskılarda da var. Bunda yok Rus abi. baskılarda hep böyle şekiller var çünkü logoyu attı. Cenotaph'ın
CD'lerin çoğu şekil, Rus baskı çıkanların şeyinde çoğunda o Aynen, şekilde abi. hepsinde böyle logo falan vardır içinde. Aynen. Bu albümde değinmek istediğim şey var. Hani bu albümde abi iki kişiler. Aslında iki kişi de değiller. Şöyle iki kişi değiller abi. 1, 2 ve 9. şarkının gitar soloları. Yine gitarları Batu Çetin yazık bu arada ama Atakan Güçlü'ye ait. Ve davullarda, canlı davullarda da Kerem Kaan var abi. İkinci albümde. Davullarda yine canlı. Drum machine değil. Dramışın diye Aynen. diyorsun, evet. Groteski ben iki tane heavy, yanlış hatırlamıyorsam iki heavy stage'de işte sahne aldılar. Bir 6.66'da bir de 5'inde sahne almış olması lazım. Ben ikisinde de vardım. Hani Batu Çetin'in canlı performanslarını diyecek olduğumuz bir şey yok ama yanlış hatırlamıyorsam 6.66'da şöyle bir güzellik vardı. İkinci albüm mü çalmışlardı? İlk albüm müydü? Yine yanlış konuşmuyor ama Basta hatta Thrashfire'dan Okan falan da vardı. O zamanki canlı şeyde performanslar. Abi bu tarz benzetmeleri çok sevmiyorum ama hani çok öküz gibi hayvani bir soundları vardı ya. Death metal için nasıl söyleyeyim? Bak böyle anlatırken bile şevke geldi. Death Metal'in kutsal kitabında yazan tarifi aynı biçimde Abi böyle sahneye gerçekten öyle. yansıtmışlar O diyorsun. ufacık mekan var ya, o ufacık mekan o kadar alev aldı ki, o kadar böyle yıkım oldu ki anlatamam sana. Özellikle 6.66'daki performanslarına bakabilirsin. Hatta şey yine yanlış olmasın ama Selim abinin YouTube sayfasında Selim var işte. Elinden geldiğince bütün konserleri, gittiği konserleri çekip koyuyor. O da muhteşem bir anma hizmeti. şey YouTube adı Selim Rodriguez diye olması lazım. Evet, Yanlış haklısın. bilmiyorsam. Orada da hatta şeyler var. Konserin çekimleri var. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Nasıl bir şey olduğunu hani ben çok fazla anlatamadım ama. İzlemediniz, hiç fikriniz yoksa oradan da canlı versiyonu Aynen. görebilirsiniz. Hani. Bu arada Grotesk Metal Arşivi'de son olarak yani güncel aktif kadrosu şöyle görünüyor. Batu Çetin, Mete Özberk, Ateş Baran Tüzün, Davullarda Kuzey, Eren Pamuk. Yani ben bu elemanların yerinde olsam Batu'yu her daim darlardım. Abi yapalım, devam edelim. Bitmesin bu sevda, devam etsin Bu falan diye. sevda şöyle de devam etsin. Bu albüm dediğinde bir cover şarkısı var. Anlaşıt cover'ı var. Hemen bakıyorum ben oradan. Before the Creation of Time. Ya ben bir de bizim memleket de biraz abi enteresan da yani bütün Avrupa'da Amerika'da falan çok sevilen old school gruplar mesela bizim ülkemizde pek sevilmez yani anlı işte bunlardan biri. Ben çok Melodik severim mi ya yani. da nasıl söyleyeyim hani şey o Viking Nasıl diyeyim abi? Yani tabii yani lirikal açıdan baktığın zaman tam böyle death metal şeyini almıyorsun bir old school grup olarak. İşte ne bileyim o işte Autopsy'den falan aldığın işte ne bileyim Voltrova'dan, Benediction'dan aldığın şeyi almıyorsun. Hep böyle Viking teması var işin için. Ama aynen. grubun hani nasıl diyeyim böyle bir folk herhangi bir ne görünüşünde sadece Thor takarlar. Hiç öyle bir şey yok. Ve nasıl diyeyim yani AC/DC'nin death metal versiyonu gibi abi. Böyle riffler falan genelde hep aynıdır. Hareketli canlı değil mi? Yani canlı ama hani böyle farklı bir şey bulmuyorsun anlıyor musun? Böyle farklı bir geçiş ne bileyim işte yani şurada bu bas şeyi benim yok etti falan hiç öyle bir şey duymazsın yani. Neyse 91'de 92'de şu an orada hala aynı Aynı yani. şekilde devam ediyorlar. Kılısını hiçbir Aynı şekilde şekilde bozmuyor yani. hayır abi anlayış işte aynı şekilde öyle devam ediyor ama ben severim. Özellikle ondan Never Ending Hate diye bir şarkısı vardı böyle. Canlı da özellikle onu böyle dinlemek. Hep onu kavramak istemişim. Never ending hate. bahsedeceklerim Grotesk'i bu de buradan kadar. böyle bitirdik diye düşünüyorum. Ne şöyle toparlayabiliriz ama yani old school death metal dinleyeceğiniz old school death metal. Yani Amerika yeniden keşfedilmeyecek ama bunun çok leziz ve nasıl diyeyim tekrar tekrar dinleyebileceğiniz bir versiyonu üretilmiş durumda. İki albüm var, bir EP'si var. Çok iyi bir iş. Yani bir proje grubu olarak başlamış ama artık galiba bundan sonrası çok daha farklı olacak. Kesinlikle. Yani, evet, bugün muhabbet bayağı tatlı devam ediyor. Yayın uzun olacak gibi elimizden geldiğince bunu izlenebilir sürelerde tutmaya çalışacağız ama bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz deyip bir sonraki gruba geçiyoruz. Bu yayında zihinlerimize yer etmiş Türk death metal grubu ne yazık ki artık aktif değil. Bursa menşeili Death Project.
Dead Project 1991 yılında Bursa'da kurulmuş. Ondan sonra 1992 yılında Capital Punish isimli bir demosu var. O da özellikle Türkiye'nin underground ortamlarına hakim koleksiyonerler tarafından çok sevilen bir demo. Ben hiç canlı gördüm ne elimde tuttum. Hiç onu görmedim. Ondan sonra da 95 yılında ilk ve tek tam zamanlı albümleri Mission Accomplished. Değil mi? Böyle telaffuz ediyor. Doğru, Yanlış aynen. söylemiş olmayalım. Yok, Mission doğru. Accomplished. Hammer Müzik etiketiyle çıkıyor 95 yılında. Bu albümde barajları, engelleri yıkan kafalardaki insanların kendi kendine koyduğu o bariyerleri yıkıp parçalayıp atan çok güzel kaliteli bir death metal albüm olarak grup bize kazandırdı. Aslında bu Hammer Müzik'in bastığı ilk death metal albüm değil. Hammer Müzik 94 yılında Undermost isimli bir grubun yine Unaware Reference isimli bir albümünü piyasaya Bastı. çıkarmıştı. Galiba bu evet Death Project onların ikinci piyasa sürdükleri ekstrem metal. Artık death metal diye de özellikle bastırmıyorum çünkü o dönem zaten ne Kas death metal 15. black metal. proje. Hammer'ın Evet. 15. projesi ama death metal olarak 2 olabilir. Değil mi? Death Project şu an hala Bursalı metal severlerle özellikle o dönemi yaşamış kişilerle konuştuğumuzda çok önemli bir grup. Ondan böyle çok büyük saygıyla bahsediyorlar. Bursa'nın ilk death metal grubu bu arada. Yani Evet, yani birçok ilkleri başarmış grup aslında. ilk Belki de demoyu Bursa Rocks, yayınlayan aynen. Bu çıkardıkları, Hammer Müzik'ten çıkardıkları albüm Mission Completed. Yani defalarca dinlemişsindir abi. Defalarca dinlemişsindir ve nasıl diyeyim yani böyle o zamana göre ileri bir albümdü bence. bence de. Yani bu riff kalitesi, ne bileyim işte bu rifflerin böyle bu mühendisliği, işlenmesi, trafiği hepsini böyle bir bütün olarak düşündüğümüz zaman bence hakikaten çağının önünde bir gruptu bence. Ya zaten şöyle bir şey var. Hani dedik ya Bursa'daki ilk şey demo yayınlayan gruplardan diyerekten. Albüm biraz da baktığın zaman melodik yapıya sahip bir albüm. Hani death metal ama melodik de bir yapısı da var baktığında. Şöyle bir şey var abi. Albüm kapağından da görüleceği üzere aslında şarkı sözleri, lirik anlamda sana dayatılan şeyler falan anlamda aslında bir manifesto içeren bir albüm baktığın zaman da bir karşıtlık var, şeyler var, duruş var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bir parçasında şeyden var. Hani sen aslında sen değilsin imalı sözleri var. Hani sen doğmadan önce zaten sana bir şey Ne bir yapılacağım kumaş belli. Evet. biçilmişti zaten sana. Sorgulayıcı, eleştirel yapıya da sahip bir albüm aslında. Hani O tanımlamana katılıyorum. Yani aslında metal müzik içerisinde de o zaman hani böyle içine hapsolunmuş kalıpların da dışına çıkan bir albüm. İşte albüm kapağıyla beraber nasıl diyeyim işte. Yani kan, işte parçalanmış vücutlar falan filan da evet, yani koyabilirlerdi. Bir mesela yerden böyle bir kadavra fotoğrafı koyup şak diye mesela demo kapağı yapabilirdin ama Death Project'in böyle bir derdi olmamış. Bayağı üstüne oturup uğraşmışlar. Bir konsepti olan, bir şey anlatan baktığında böyle hemen o mesajı alabildiğin duruş çok var değil böyle mi? özenilmiş güzel bir albüm kapağı üretmişler, Daha da yapmışlar. öte bir şey söyleyeceğim. Mıgva mıgva diye milletin diline dolaşan mıgva tarzı kapalı oluşumlar yokken Death Project böyle bir Kukuletalı değil mi? Yani o aslında albüm grup fotoğrafında hepsinde yok ama Death Project çok uzun süre konserlere, sahnelere o şekilde çıktı böyle. Yani yine Mugva'da tabii şey var. Yüz tamamen kapalı ama onlar da hani bu bildiğimiz kukuleta, gözler ve ağız açık böyle. cellat ya bildiğin hani o Cellat, evet cellat kukuletası. Orta Çağ Avrupa çizimlerine alışık olduğumuz o filmlerinden ya da zihinlere kazınmış olan o kukuleta aynen. hepsinin yüzünde var imiş. Ben hiç tabii onları canlı izlemek gibi şansım olmadı. Keşke olsaydı ama. Tabii bir de Türkiye'nin üç büyük kentinden birinden çıkmış değiller. Hani Ankara, İstanbul, Evet, bu İzmir'den. konuya Gerçi değinecektim. o dönemde İzmir'den çıksan da bir şey fark etmez. O da hani İzmir'de yani her o dönemde 95'te, 93'te, 96'da falan metal müzik adına her şeye hap diye ulaşabildiğin bir şehir değildi. Gerçi İstanbul, Ankara'nın da çok fazla imkanı yoktu ama İzmir'in imkanları ondan daha azdı. Bursa'yı düşün bir de. Tabii. Tek avantajları İstanbul'a yakın olmaları. Yani hiç hesapta olmayan bir kentten diye düşünebilirsin bir açıdan da. Tabii, aynen Yani bu kesinlikle. Bursa Rock City diyoruz ama tamam Rock City O adı zaman üstünde. Rock Death City Metal City değil yani ha işte. sonuçta. Çünkü şey var abi. Orada. Orada Bandaj, Ra gibi böyle dönemin hard rock, heavy metal tarzı
ağır İki grupları abileri var, ya da evet. babaları deyip Hı. daha fazla ön planda Bursa'da. Bu hatta Türkiye'ye daha çok açılmış olup da Bursa'yı heavy metal ya da glam tarzında tanınırken bir anda böyle bir oluşum çıkıyor sahneye. Bam diye bir oluşum çıkıyor. Doğru, çok haklısın. Bir de şey, hani o zamanki Bursalı grupların heavy metal olsun, böyle ekstrem metal olsun, aralarındaki bağlantı, işte destek olmayı falan filan, bunu hiç bilmiyorum. O zamanki Bursa için ilişkiler nasıl, bundan hiç haberim yok. Ama Türkiye genelinde şöyle bir gerçek var ki, özellikle 80'ler sonu ve 90'lar boyunca heavy metal grupları ekstrem metal gruplardan tiksinirdi arkadaşlar. Evet. O yüzden de hani Bursa Rocks, şeyin, Hüseyin dediği gibi, hani heavy ve glam grupların daha çok ön planda olduğu bir şehirden, hani Dead Project'in böyle sivrilmesi, o yüzden benim için daha önemli. Ha, belki aralarında çok iyi, ben Bursalı değilim tabii, bilmiyorum oradaki ortam nasıl. Çok iyi bir dayanışma vardı belki işlerinde. Belki o gruplar Dead Project'e böyle şey oldular, destek verdiler, ön ayak oldular. Prova yerlerini bulmada, kayıt yapmada gibi gibi. Onlar hakkında bilgim yok. Ben sadece Türkiye genelindeki anlayış hakkında öyle bir ayrıntı vermek istedim. Bu yayını izleyen Bursalı arkadaşlar varsa, o döneme hakim, bu konu hakkında bilgi verirlerse altta yorumlara, çok sevinirim o yüzden. Dead Project hakkında bilgi edinmeye çalışırken, işte Bursalı bir arkadaşım var, Dead Project'i de çok sever. O gruba da hakim. Ergin Deliduman'la konuştum bu konu hakkında biraz. O da grup elemanlarının çoğunu tanır. Grup elemanlarından ne yazık ki Serhat Adalı, grubun davulcusu, ne yazık ki aramızda artık yok, Evet. kendisi vefat etti. Üzücü bir ayrıntı olmakla beraber, Ergin işte hayatta olan, şu an o albüm kapağında kafasına etiket basılan kişi var ya, onunla konuştu. İşte ben dedim ki, grup hakkında böyle senin bildiğin veya da başkasına önebileceğin böyle güzel konser anıları falan, bilmediğimiz bir şeyler var mı falan diye anlatırsan sevinirim dedim. O da işte o direkt o albüm kapağında simasına aşina olduğumuz kişiyle konuştu. O da bana bütün bu konuşmayı attı, işte aralarında geçen diyaloğu attı. Oradan size böyle birkaç şey anlatmak istiyorum abi. Bir gün Dead Project'i İnegöl'e çağırmışlar. Bakın, İnegöl. İnegöl'de yerel bir televizyon Dead Project'in performansını yani televizyonda göstermek için grubu davet ediyor abi. Komple Düşün şey yani. gibi, rock market tarzı ya da bir şey Rock gibi. market gibi. Aynen rock market gibi abi. Elemanlar bütün ekipmanları falan alıp İnegöl'e gidiyorlar. Kanal da bayağı şey, böyle hazırlıklı. Yanlarına da bunları bir eleman veriyor. Yani grupla alakadar ol. Getirini, götürünü yap, bir ihtiyacı olsa ilgilen falan gibi. Rudy gibi bir şey yani. Yani işte gibi bir şey diyeyim. Abimizin tabii metalle ne alakası var, ne de enstrüman kurmakla alakası var. Sadece yani yardımcı olmak için yanına vermişler garibanın. Yani tabii yaşlar da genç grup elemanlarının o zaman abi. İşte Murat'la bu hikayeyi anlatan kişi abi, o dönem aralarında hani senin de abin var, benim de küçük kardeşim var. Hani böyle aramızda boğuşma falan filan, bilirsin böyle şeyler çok olur. Hani böyle Aynen. yalan bir kafa kolu alayım seni falan gibi. Böyle şakalaşmalar aralarına çok varmış abi o dönem. Şimdi bunlar ekipmanları yüklüyorlar, arabaya biniyorlar. Şoför, grup elemanları, bir de bu kişi var önlerinde minibüsün içinde. Murat bu eleman bir alıyor kafa kola, tamam mı, böyle bırakmıyor. Böyle tutuyor abi boynundan. Kırdı deme. Tamam mı? Ya kırmıyor canım boynunu da. Bu da diyor ki, ben ne yapsam kurtulsam bu cendereden diye. Ben bunu ağzımın kenarında şuradan şöyle bir tükürük sallasam, böyle yapıştırsam yüzüne, belki bundan kurtulurum diye kafasına bir şey kuruyor abi. Abi tam sıkıyor kurşunu Murat'a gideceğine, o yanlarını verdikleri elemana gidiyor yüzüne. Şop As. diye yüzüne bir şey. Sonra birden böyle bir şok durumu oluyor, tamam mı? 1-2 saniye. O adam böyle yüzünü falan, ne oluyor ya falan diye böyle şey yaparken, sonra bu böyle bu tüküyü sallayan arkadaşa bir şey oluyor böyle. Yani gülme hali geliyor böyle. Kirdemeye falan başlıyor. Sonra Murat toparlıyor, işte arkadaşım adına sizden özür dilerim falan diye böyle. Sıvadın ha. Bu daha da gülmüş abi. Daha da kahkahaya basmış böyle, tamam mı? Sinirleri bozulmuş artık elemanın. Sonra şey diyor, diyor, adam da diyor ki, neyse biz alışıyoruz bunlara falan. Kaç tane metalci ağırladın da böyle serserilere denk Abi geldi. İnegöl'e gitmelerine mi gülersin? Adam çocukların, elemanların çocuk gibi boğuşmasına
Ondan kurtulmak için tüyürük sallama fikrini bulmasına ve hele bir şaşırıp adamcağızın yüzüne tükürmesine mi gülersin? Adamcağızın da yani biz bunlara alışırız deyip böyle vakur bir tavırda bu işi göğsünden yumuşatmasına mı gülersin? Her açıdan boktan bir durum yani. İyiymiş. Bir tane daha böyle şey anlatmış abi. Onu da şimdi paylaşayım size. Dead Project bir de hani Bursalı grup, hani Bursa'da bir yere çıktım, olay durdum falan bir grup da değildi abi. Böyle İstanbul falan filan gezmiş bayağı bunlar. Akustik şey besteleri vardı İki tane. The Project'in. Evet. Bunları sahnede çalalım mı, nasıl çalalım falan filan. Yani şimdi Bir tanesi de gerçekten kötü bu arada. Pentagram'ın sahne performansı gibi de değil yani. Ya da büyük bu heavy metal grupların ikisi de. Hani sahnede sabit bir akustik gitar var. Sen gitarı arkaya slip diye sallayıp oraya geçip böyle çalma durumu yok. Bu karmaşa varmış abi kafalarında. Akustiği nasıl koyacağız? Nereye monte edeceğiz? Ya da etmesek bile ben nereden çıkarıp alacağım falan filan derken abi gitaristlerden biri hangisiydi ya? Adını karıştırdım. Murat Murat, mı? evet. Murat bir konserden cart diye böyle alıyor akustik gitarı. Hem de oturuyor çalmaya başlıyor böyle Akdeniz o akşamları akustik gibi değil parçalardan. mi? Evet abi lımbır lımbır diyor. Diğer gitarist diyor ki ya şimdi ben böyle kaldım mal gibi. Şarkı da sürüyor 4 dakika falan. Ne yapacağım bu süre boyunca? Böyle duracak mıyım? Böyle Oskez kalacak abi mıyım? orada. Böyle demiş ki ben de yanlarında da bir kutu kaset almış abi getirmişler. Ben de bari bu kasetlerden dağıtayım millete ki böyle boş durmayayım diye düşünmüş. Hadi. Bir iki diye atmaya başlarken diyor millet bıraktı akustiği falan dinlemeyi. Herkes benim üstüme atladı. Birden 20 kişinin arasında kaldım. Beni de bıraktılar. Kasetleri herkes diye hücum ediyor. Kasetleri almaya çalışıyorlar derken Sene orada bir 95 zabıta. abi düşünsene. Evet zabıta mıydı artık diyor. Kimdi? Belediye görevlisi mi? Biri beni aralarından çekti aldı. Hemen bende böyle bir hal oluştu. Ulan Madonna gibi böyle seyirci fanların arasından çekilip alınıyorum falan. Diye böyle bir ruh haline falan bürümüş abi. Sonra arkaya geçip böyle diğer elemanlara da tepkisemiş. İşte, akustik performansı bitene kadar. Yani Ergin'in de söylediğine göre bilenler de bilir. Dead Project elemanları bir ele avuca sığmıyor. Hani böyle arıza diyebileceğimiz elemanlardan biri ki. Yani Bursa gibi bir ortamda da yani böyle bir albüm çıkarmak biraz böyle bir psikoloji ister, ruh hali ister bence. Albüm hakkında biraz da konuşursak hani dedik ya çağın biraz ötesinde. Yani bizim o dönemki hem black metal gruplarında hem death metal gruplarında yani biraz böyle kalbur üstü olmayanlardan bahsediyorum. Yani o döneme göre bile eskimiş artık çeşitli rifflerin böyle farklı versiyonlara çalınmasıyla böyle bir parçalar yapma çabası çoktu. Ama Dead Project'in halindeki olan riff bolluğu abi insanı kendine hayran bırakıyor. Tabii. Sen ne düşünüyorsun o konuda bilmiyorum ama Katılıyorum abi ben kesinlikle. süper Ya buluyorum şöyle ya. bir şey var. 12 parça var albümde. İkisi Evet akustik abi. dediğimiz gibi ikisini çıkar. 10 parça var. Yani 10 parçanın 10 parçası da birbirinden farklı şeyler yani lezzet sunuyor sana. Kesinlikle katılıyorum ve şey de var işte. Hani işçilik olarak da güzel. Sadece işte dönemin prodüksiyon kayıtlarıyla alakalı biraz şeylik var, bozukluk şeylik var. Evet. Grup hakkında bir de şunu demek istiyorum. Hani mesela 95 yılında İstanbul'da bir tane festival yapılıyor abi. Tek günlük. Ve ne gruplar çıkıyor abi ne gruplar. Orada bile mesela Dead Project headliner olarak sahneye çıkmış abi. Ve Undermost'tan önce, Undermost'un da üstünde. Ki onlar Dead Project'ten bir sene önce yine aynı firmadan albüm çıkarmış bir grup. Ama Dead Project onların da üstünde. Headliner Dead Project abi. Onun bir altında Undermost var. Asafated, Legion, Kırklar elinden. Daha sonra onun elemanları İzmir. İzmir'de Hekatomb'u kuracak. Yine İzmirli grup Awake. Awake hakkında ne bir kayıt var ne bir şey var ama kimle konuşursanız konuşun abi hep şunu duyarsınız. Awake sahnede bomba gibiydi. Awake muhteşemdi. Awake harika bir gruptu falan. O da bir death metal grubu. Bir de şu ana kadar saydığım bu grupların hepsi death metal grubu var. Bak. Tabii Death tabii. Project, Undermost, Asafated, Legion, Awake, Suicide, Scalp Room. Daha Erkan Tatoğlu Suicide'e geçmemiş. Scalp Room'da Scalp devam Room'da değil mi? ediyor. Of. Carnate, Ebonsight, Black Metal, Hatun Black Metal grubu. Bu dönemin İstanbul'u. Ve
Sürpriz konuk olarak Metalium, artık kaç tane şarkı orada çaldı bilmiyorum. Abi bir şey diyeyim mi? Böyledir abi. Festivali şu anda yapsam bile doldurursun abi. Öf yani. Yine iyi olur değil mi? 95 yılında yapılmış İstanbul'da muhteşem bir organizasyon. Abi Saygımız yani, bak gruplar geçenlerde belli. Ve Bursa'dan geliyorsun abi. Bu kadar İstanbullu, Ankaralı elemanların üstünde ve orada da yani her ne kadar konuk grup olsa da Metalium falan filan var. Orada öyle headliner olarak çıkmak, o da hiç boş iş değil. Yani. Bir sonraki grubumuz, son grubumuz tabii ki. Türkiye'nin en eski gruplarından, Türkiye ekstrem metal gruplarının belki en eskisi. Bunda emin değilim ama belki diyorum. Olabilir. 89 yılından beri Türkiye'de aktif olan Erkan Tatoğlu öncülüğünde kurulmuş ki kendisini sevenler olarak The Godfather of the Turkish Death Metal olarak isimlendiriyoruz. Kendisi her ne kadar Başkomutan. böyle kendisi her ne kadar bunu duymaktan hoşlanmasa da bunu söylemekten her zaman açık ucunmayız yani, severiz. Arkadaşlar sırasındaki grup Suicide. Böyle gösterelim. Ya, Harika. ters tuttum. Lanet. Söndük. Yarıştıramadım. Kapışmadım. Evet abi, Suicide ve Suicide'in açtığı death metal yolu abi. Yani Erkan Tatoğlu zaten başlı başına harika bir karakter. Çok sevdiğim, yani Baba. sahnede izlemekten çok hoşlandığım, sohbet etmekten çok hoşlandığım muhteşem bir insan. Ve onun kendisi gibi muhteşem insanlar etrafından toplayıp bizlere kazandırdığı muhteşem bir grup Suicide. Sen ne söylemek istersin Suicide hakkında? Abi şöyle söyleyeyim. Grubun kemiği, omurgası Erkan abisin. Hani diğer elemanlara işte Esat olsun, Hakan Saygısızlık olmasın olsun, ama yani nerede? Cem abi olsun, hani onların hakkını yemek istemem ama hani ön planda Erkan abi mikrofonda olduğu için, ya da öyle söyleyeyim, en önde ilk görünen adam olduğu Kurucu için, unsur tabii yani. aynen Erkan abi olduğu için ondan başlatmak isterim ki hani benim için hep şey vardır. Nasıl söyleyeyim? Bazı karakterler vardır ya, böyle gözünde hep baba figürü canlanır. Böyle bir abi figürü canlanır. Hani olgunluk ya da olgun kişidir. Erkan abinin o imajı bende her zaman oldu abi. Yani. Ama genel Şaheser bir algı böyle. adam ya Yani ben gerçekten. bir insanın Erkan abi hakkında kötü konuştum. Ya, siktet onu falan dedim. Duydun mu Allah'ın sanatı? Ben tanık Yok böyle olmadım bir şey abi. ya. Hiçbir şekilde. Hep bir şey Mümkün var. değil yani. Yani parmakla gösterirler ya. Kişidir her zaman Evet için abi. böyle abi. Evet, gruba da değinecek olursak abi. Aslına bakarsan Saysfer'le beraber ilk bir Split yayınlıyorlar. Ondan sonra EP'leri olan, 2002'de çıkmış olan Spiritual Mass Düşünmez. aynen Harika bir ipi ya. onunla Fiziki olarak sahip değilim ama yani çok seviyorum. ortaya çıkıyor burada. Şöyle gruba da değinecek olursak abi, vokalde dediğimiz gibi Erkan Tatoğlu var. Basta Esat Korkut Erbil var. Gitarlar Hakan Kuşçu. Ve davulda da Cem Devrim Dursun Gore Master var bu Gormaz. arada. Aynen öyle. Aslına bakarsan Ankara tayfasının gedikli insanları. Ve şöyle bir şey var. Bir önceki yayında da bahsetmiş olduğumuz gibi Spiritual Mass'de şöyle bir avantaj var. Zoo'dan çıkan değerli EP'lerin, albümlerin arasında olan bir EP Kayıtlardan abi. biri değil mi? Aynı kayıtlardan bir tanesi. Hani sen de dedin ya, Zoo Complication falan yapsak, bir şey yapsak falan filan, hani kesinlikle al, Zoo aynen koy yani. Ki Adnan abi de yine önceki yayında bahsetmiş gibi, kayıtlarda olsun şeylerde olsun gayet tertemiz iş çıkartmış durumda abi. EP'de baktığında gitarlar, yani davullar falan. ben bütün Suicide kayıtlarından abi okuyayım. Hepsinden yani Evet eyvallah evet. yani. Bu EP'nin Çok cover güzel o art'ı, ya. efendim. Okay. Çok güzeldi. Ben de Ya yok aslına çok bakarsan bir şey sıkılıyorum. diyeyim mi? Ben de ilk elimi aldığımda şöyle bir şey, şöyle de yakından da göstereyim. Şöyle bir şey oluşturuyor abi. Hiç death metal değil. Progresif bir albüm. Abi zaten bunların hepsi öyle. Yani şöyle koyarsak yani ya, hani bunlara eline aldın death metal çıkar mı bunlardan desem yani. Düşündürücü, tamam. Ama bu Evet. Spiritual'da daha bir şey var. Yani kafatasını alıp böyle ona dalmış gitmiş böyle bir anadan üryan bir Adem Çocukken oğlu var. Arka plana bakıyorsun, böyle
nasıl söyleyeyim, bir zaman geçidi tüneli gibi bir Farklı bir şey var. vortex açılmış falan değil Aynen, mi? bir yapı var ve oradan arkaya doğru giden bir oluşum var. Ya bence çok güzel abi. Olması gereken bir şey yapmışlar. Çok büyük ya. Çok güzel. Kesinlikle. Bu çalışma da abi şeye ait bu arada. Yanlış isim söylemeyeyim. Kortan Yurtseven ve Mert Yüksel'e ait bu bahsetmiş olduğumuz cover art çalışması. EP'den bahsediyoruz ama kayıtlara baktığın zaman abi EP 2002'de çıkık ama kayıtlar 91 ve 98 yılları arasında kaydedilmiş şarkılardan oluşuyor. Of. Bir Mud, Struggle That Never Ends, Spiritual Hı. Mass ve Suicide Pact. Suicide Pact dediğimiz Abi. şarkı diğer albümlerde de yer alacak bir parça bu arada. O Abi muydu? yıkım ya. Of bak aklıma O muydu? geldikçe Değil mi? O kuduruyorum şarkıydı abi. değil mi? Evet. Harika ya. Ama mesela mat herkesin dilinde değildir abi ama ben çok severim. Mad değil mi? Çok mat var ya, çok muhteşem bir şarkıydı bence. 4 parçalık bir EP bahsetmiş Hı. olduğumuz, dediğim gibi 2002'de çıkmış bir EP. Bence giriş için ve Suicide olduğunu gösterir şekildeki bir EP abi. Direkt yani biz geliyoruz abi şey bu EP'si bu. Veyahut da biz vardık, aha da bu da bunun kaydı. Bu da bunun Gibi. ispatı falan gibi. Aynen öyle abi. Öyle bir giriş yani. Ben çok seviyorum Aynen, hani harika. One of Your Neighbor'dan daha çok dinlemişliğim vardır EP'yi Ya, diyebilirim One of hatta. Your Neighbors. Ya, ben tabii yani EP'yi de çok seviyorum ama One of Your Neighbors da bence harika bir albüm. Yani bunu Kesinlikle. kaç defa dinlemişimdir daha şeyim yok. Yani bu açılış, mesela bu albümün açılışı Buried Alive, ondan sonra Hellstar, Spiritual Mass, Gore, Mud, Terpage, Soulborn. Bunlar hepsi harika şarkılar yani. Yani bir de şöyle bir durum var. Suicide 89'dan beri var. Ama ne yazık ki hani böyle her 2 yılda bir albüm çıkaran bir grup değil. Nasıl diyeyim işte. Okul. Başlarda okul. Sonra iş güç. Arkasından askerlik falan filan derken böyle onların önünü hep kesen bir şeyler oldu. Ne yazık ki Türkiye'de metalcilik böyle bir şey. Ve onlar en zor zamanlarda bu işi yapıyorlardı. Belki Erkan Tatoğlu Zoo Sound'da, Stüdyo Zoo'da, ondan sonra Midas'ın kulaklığında birçok, başta Ankara'da grup olmak üzere birçok grubu çok güzel kayıtlar yaptı ama kendi grubuna sadece 2 tane tam zamanlı albüm yapabildi. Ama bunlar da hiç boş albümler değiller. Yani hepsi böyle bomba gibi albümler. O yüzden Death mesela Metal Marşı abi hepsi ya. evet abi. Yani Türkiye'de bir ortamda ya da bar nerede olursa olsun oturup hani böyle Special Mess ya da Suicide Pact falan bunları açtığın zaman hani böyle Karakterist bir şarkı aslında baktığında. eşlik etmeyecek hani aa Suicide'miş falan demeyecek Death Metal fanı tanımıyorum desem yalan olur. Yok yani zaten şöyle bir şey var. Girişindeki direkt rifflerle su saat çalıyor diye böyle hemen şey yaparsın böyle. Yani dedim ya, Erkan Tatoğlu'nun muhteşem brutali mesela çok karakteristik. o Sadece konuya kendine değineceğim. özgü. Yani ben başkasından, yani ne başkasına benzetirim ne de hani böyle başkasına öykünmüş derim. Bizim memlekette de ondan sonra gelen vokalistlerden de onun gibi vokal yapan yok. Yani o yolu da veya da o tonu tercih eden de olmadı. Benim Ondan en sonra sevdiğim Türk death metal vokalisti bu arada Erkan abi. vokalistin evet. Hani diğer Yani ben en sevdiğim demem ama yani ilk üçe kesinlikle Erkan abinin adını yazarım. çünkü şey var abi. Tam bir death metal gırtlağı var. Evet zaten Suicide deyince abi ne aklımıza geliyor? Pure, saf death metal yani. Progresifi, tekniki işte oradan aldım, buradan silem kattım, buradan şey ettim falan yok. Tam saf death metal. Çeşitlendirmeye gerek Özellikle yok abi, aynen. tabii özellikle live izleme şansınız olduysa abi Suicide'in bir de basçıları her zaman böyle nasıl diyeyim hani böyle şey bir Fransız ve İtalyan şef şeyi vardır ya böyle biraz mwah diye böyle. Her zaman abi otur sadece belki de basçıyı izleyebilirsin baştan sona. Bütün elemanları böyle şeydir yani Esat ve böyle hani Gürdal bu arada basta olan elemanlar. Gürdal şey miydi ya bu Samsunlu grup neydi Blaster neydi ve ya? Discordia'da çalıyor abi. Discordia'da çalan eleman Evet, evet aynen abi. o adam abi. O en sevdiğim basçıları biliyor musun? O harika bir basçıydı abi. Discordia da çok iyi bir gruptu. Evet. Sahnede de harika bir gruptu. O Samsung Discordia. Ve o Discordia'nın basçısı abi. Sahnede o kadar hani o
Şöyle bir durumu vardı abi. Gruba kesinlikle uyuyor. Hani o bütün resmin içinde çok uyumlu ama orada kendi ekseni var gibi. Orada bas gitarı o sanki. Yani onu alıp oradan bütün sesi kısıp sadece görüntüsünü alsan hiç bas death metal çalıyormuş gibi demezsin mesela o adam. Değil mi? O sahne performansı da çok böyle büyüleyiciydi. Yani böyle pena kullanmadan çalıyordu işte Bu enstrümana Death Metal hakimiyeti, onunla ben iç kapağı. hareketleri falan. Çok güzeldi yani. İşte, Suicide hakkında bir şeyler karıştırdım dedim elimdeki fanzinlerden. Rockstation bu Hangi sayısında sayısı? hemen söyleyeyim abi. Şubat Mart 2004 20. sayı. Yani albümün Rockstation çıktığı sene, zaman. evet, Rockstation 7. festivaline çok az kala burada bir var. O zaman Rockstation Festivali yapan Hicri Boğaz'dan bir de Rockstation isminde kafesi vardı abi Ankara'da. Evet. Orada Hicri Boğaz'la Erkan Tatoğlu ve röportaj yapan Çiğdem Üçü beraber buluşuyorlar. Bir röportaj yapıyorlar. Bu sayfayı içeriyor. Görünüşü bu şekilde. Bir de bu arada bu dergi hiç böyle bükmemiştim. İçim cidden burada abi çok enteresan şeyler var. Çok böyle Erkan Tatoğlu'nun böyle verdiği dimdirek. Zaten hiç lafı evlilik geveremez ama Hiç. dimdirek böyle cevapları var. Ya burada Çiğdem şey sormuş. Abim yurt dışına satılacak mı? Diye sormuş. Cevap şöyle abi. Asıl soru şu. Abim yurt içinde satılacak mı? Diye böyle giriyor ve oradan sonra şöyle devam ediyor Erkan Tatoğlu. Çünkü yurt içinde dürüst çalışan bir firma olmadığını görüyoruz. Birkaç firma var. Bir sürü de grup. Bazı arkadaşlarımız çalışıyor o firmalarda. İsimlerini vermek istemiyorum. Onlar da çalışıyorlar ve illaki dolandırılıyorlar. Wow. Kandırılıyorlar. Biz de şöyle düşündük. Kendimizi kullandıracağımıza o sillere basıp denize atalım. Yurt dışında kötü bir Bulgar firması bile bassa onlara çalışırdık. Ayrıca aklımızda şöyle bir fikir var. Biz de kendi firmamızı oluşturalım ve kendi CV'lerimizi basalım. Bu Daha ne sefer de olsun? korsan gözümüzü korkutuyor. Maddi açıdan çok riskli bir iş demiş. Ki o dönemlerde işte bu 2004'te MP3'ün korsan korsan düşünüyor, düşün. ama o dönem abi bu illetin içimize böyle dibimize kadar yani damarımıza kadar girdiği bir dönem. Abi, üniversitede bu yaz şenliklerine falan gittiğin zaman böyle muhteşem böyle tezgahlar olurdu. Thrash metal MP3, Evet. Sodom Full işte böyle. Abi ve o Yani dönemde hani grubun böyle best of'u yok ama orada değil mi? best of'lar. Ya Emule, DC++ bunların var ya böyle bütün dünyayı indirebildiğim böyle kanallardı ve Abi şey işte o Beer zaman Shine, belli başlı Limeworld'ler falan yeni yeni şey çıkıyor tabii piyasaya. belli başlı Türk siteleri de vardı. Şimdi isimlerini vermeyeyim burada. Bütün yerli grupların her şeyini orada abi açık indirme yani indirebilme şimdi MP3'lerini koyuyorlardı. Büyük terbiyesizlikti ama oradan yaptılar ekmeğini yediler. Hani helal etmiyoruz bunları. Benim kendi o zamanki grubumun demosu bile orada vardı abi. Wow. Kim bak şimdi bir tane CD basıyorsun. Firma sana yolluyor. Grubun hani grubun bir albüm çıkarıyor. Kaç paran satıyorlar şu an bir tane yerli grup albümü? Sana hakim sen söyle bakalım. 120 liradan başlıyor abi. 120, 120 falan filan. O zamanki ekonomi şimdi gibi değildi abi. 5 liraya 10 liraya falan satıyorduk o zaman biz bir tane demoyu CD albümü. Tabii, aynen. En ölüsü 20 lira olsun. E bunu bir bak ben Stüdyo MİT'e gittim bir kere tamam mı? Yani tam böyle net açıklaması olsun diye söylüyorum. Dedim ki ben bu yerli grubu istiyorum. Adını vermeyeceğim. Bana Niyazi abi yüzüme çok efendi, çok muhteşem bir insan zaten Niyazi abi. Bir kere onun siniri gördüm bana karşı ve o zamandı. Eğildi bana burnuma kadar dedi ki biz hiçbir yerli grubun kopyası CD'sini, kasetini yapmayız aslanım. Bak orada var, alacaksan al dedim. O günden beri de hiç bu işe bir daha ne girdim ne şey yaptım. O bana kafama o zaman soktu abi. Yerli grupsa abicim alacaksın. Al, al, alamıyorsan da alama yani amına koyayım. Yani. Alabileceğin zamanı bekle değil mi? O kadar. Yani bu röportaja devam edeyim abi. Burada şey var. Erkan Tatoğlu'nun konserler hakkında o dönem galiba şey demiş artık Suicide. Biz Ankara'da bir daha konser çıkmayacağız falan gibi böyle bir Aa. şey söylemiş. Yani böyle bir açıklaması olmuş. Bunu sormuş Çiğdem orada. Daha doğrusu röportajı falan arkadaş. O da demiş ki yani özellikle iş Ankara, İzmir, şu bu falan filan değil. Biz binlerce insana çaldık. E Kazanım. şimdi 200 kişi geliyor of falan filan çekiyor diyor. Oo çekiyor diyor millet.
Ya bu iş böyle değil ki. Zaten ses sistemi kötü, iyi bir mekan yok. İyi bir mekan olacak mı, bunun garantisi de yok. Şimdi belki vardır Ankara'da, belki İstanbul'da iyi yerler, ama o zamanlar daha da kötüydü. Şu anda iki tane canlı performans yeri kaldı, yanlış bilmiyorsam. Düşün yani. E gidiyorsun diyor, şey yok. Ha, hani müzik yapan insan bile diyor destek vermiyor diyor o zaman. Gelmiyor konserine. Konuştuğun, arkadaş olduğun kişilerden bahsediyor yani. Yani onun dışında CD almıyor, bir şey yapılmıyor. Yani normalde diyor bir tane yerli grubun diyor, sevdiğiniz bir yerli grubun düzenli olarak hani sahne görmek istiyorsanız, albüm yapmasını istiyorsanız ne halt çıkardıysa, demo albüm neyse 15 bin tane satması lazım. 1.000 tane bile satmıyor diyor. Ve de çok haklı yani. Tabii. Yani yerden göğe kadar haklı. Bak Yani Suicide şu sistem ediyor ama tavrında o sistemin altı boş değil yani. boş değil yani. Yani Suicide böyle bir tavır almış. Bak diğerleri dinleyenler, fanlara sesleniyorum. Diğer gruplar hani çırpını ediniyor. Hala bir şeyler yapıyor. Dua edin yani. O ellerini öpmeniz lazım. Ya biz hakikaten hiç değer vermiyoruz gruplarımıza. Hani. Hiç destek vermiyoruz ya. Yani Eski bak şimdi ekonomi bok gibi. Eyvallah. Her şey çok pahalı. Çok doğru. Almak zor. Ama eskiden de böyleydi abi. Her ya şeyin çok işte demin de bahsettik ki. ucuz değil ama herkes her şeyin alınabilir olduğu bir dönemde de bunlar şey değildi yani. Yoktu böyle bir şey. Abi kaset bile alabilmek için harçlığını atıyordun, gün geliyordu. Öğlen kantinden Evet tost abi. yemiyordun abi. Bir hafta boyunca bir tost yemiyordun. Gidiyordun oradan kasetini alıyordun o grupları. Bir de Evet yani dışarıdaysan abi. onu birisi gelecek diye bekliyorsun yani. Hani ya da bak benim şey yaptığım olmuştur. Otobüs oradan bir elemanın birisine İstanbul'dan ya da İzmir'den otobüsçünün bir tanesini eline tutuşturup abi bunu otogarda şu kişi alacak diye söyleyip abi Tabii. hani Yani düşün ya bunlar. kargo margo o zaman ne gezer? Otogara gidip kaset böyle o firmanın şey otobüsü gelecek de ben o adamın şoförün elinden kaset alacağım. Değil mi? Bekliyorum abi. Muavinden abi. Yani Büyük Suicide konserlerine geçelim abi. Konser anların var mı Suicide ile ilgili? Bir alayım senden. bir Ankara'da bir de İstanbul'da dinledim. Ya da iki Ankara bir İstanbul olabilir. Sen Söyle, şunu çok iyi gördüm. Soundlarına çok özenle dikkat ediyorlar abi. Hani Tom Meister'a vermiş oldukları direktifle yapmış oldukları işçilik olarak yani çıkartmış oldukları sound olarak birebir aynı. CD'den ya da kasetten ne dinliyorsan sahnede de onu alabilirsin abi Suicide'da. Her basmış evet. oldukları gitardaki tel, her vurmuş oldukları tu şeyi albümde Suicide konserinde de duyabilirsin. O kadar titizlikle, özenle çalıyorlar. Ve de şöyle bir sevdiğim bir olayı var. Her konser, ben 3 konserlerini izleyebildim. Ama diğer izleyen abilerim, kardeşlerimden de biliyorum. Suicide konserine gidiyorsanız abi, bu kaçınılmaz bir şey. Kötü bir şey aslında bakarsınız ama şöyle bir şey var. Toplumsal konulara muhakkak değinirler. İtin götüne sokulması gerekiyorsa sokarlar. Alkışlanması gerekiyorsa alkışlanırlar. Sen orada da şeyi alırsın yani. Günlük şey dozunu alırsın böyle. Mesajını alırsın. Yaşam felsefe mesajını alırsın abi. Kadın hakları mı? Hiç sözünü çekinmez kadın hakkını vurur abi. Cinayet mi? Cinayet neyse. Konserlerine muhakkak Suicide'ın bir şeyini böyle iğneleyici şeylerini duyarsın ki bence bu çok takdire şayan bir şey. Çünkü şey Evet. var. Erkan abi de bunu söyler her zaman. Eğer o mikrofonun başındaysanız abi ister istemez bir figür konumundasınız. Seni takip Haklı. eden, dinleyen bir şeysin. Yani sen kitleye hitap eden bir kişi konumundasın orada. Ve seni takip eden kişiye de doğru bir mesaj iletmen lazım. Doğru kanaldan iletmen lazım. Ve Suicide konserlerinde de bu kanalı çok güzel yakalarlar. Değinmesi gereken konuları da çok güzel değinirler. Suicide'i takdir ettiğim noktalardan bir tanesi de budur abi. Evet abi seyirci o konuda yani bence alacağını alıyor. Ve hani bundan kimse de şikayetçi değil. Yani Suicide bu zamana kadar her defasında aynı tavır içerisindeydi. Ben de bundan çok memnunum yani. Abi Suicide'ın konserlerinden devam ederken muhabbet ben de kendi payıma düşenlerden bahsedeyim. Suicide'de ilk izlediğim konser Rock Station Festivali'ydi. Rock Station'ın 19-20-21 Mart 2004 tarihinde yapılan Rock Station Festivali'nde şans eseri Suicide'i izlemek nasip oldu. Normalde vaziyet böyleydi arkadaşlar. Listeye Baba baksana. Headliner Sodom'du. Venom Plus. Tabii siz ters görüyorsunuz. Ben size okuyayım böyle.
Power God diye bir grup vardı Almanya'dan, onlar çıkamadı. Speed Crush grubu dedik ki. Ama Dark Age geldi Almanya'dan. Avusturya'dan Cradle of Conviction geldi. Senate of Wicked Witch Knight, Gun Barrel. O da Almanya'dan gelen bir gruptu. 657. Çatlak albümü olan. Bilir misin bu grubu 657? Tamamı memurlardan kurulu bir Evet. grup olduğu için 657'ye sahip olduklarından ötürü grubun adını 657 kurmuşlardı. İşte onlar sahne alamadı bir sebeple. Tutturamıyorum sebebini. Onların yerine Suicide geldi abi. Elindeki o iğrenç fotoğraf makinesiyle Hakan Kuşçu'nun şöyle bir fotoğrafını Aa, çekmiştim. güzelmiş. Abi Hakan Kuşçu'nun muhteşem bir seriş gitarı. Ama işte flash o kadar rezalet ki adamcağızı o şekilde çekmiş olduk. Ben tabii üniversiteyi Mersin'de okudum. Adana'da Adanalı grup Kravis Trap'in vokalisti Buğra'nın yaptığı Underground Hellfest diye bir organizasyon vardı. Oranın ilk konserinde afişi şöyle görünür. Bunun şöyle genişlerinde bir olayım. Burada kimler çıkmış abi? Herkes çıktı mı bilmiyorum ama afiştekileri okuyacağım sana. Yine Kara Kedi, Suicide, Panic, ABBA, Tears of Tyrix, Node of Snedris, Of, eski Adinozum. Bak bunlar geldi, burada konser verdi. Ondan sonra Astral Division, Courtyard, Lost Infinity, Mistian. Mistian'ı biliyorsun. Ondan sonra işte böyle bir sürü grup abi. Katalyan, Mersinli. Onun gitaristlerinden biri benim arkadaşımdı. Böyle Suicide'i Adana'da da izlemek abi nasip oldu. Hatta şöyle playlisti o zaman almıştım şu kadarcık bir kağıt. Vay, çok iyi. Düz yerinde parça Struggle, One of Your Neighbors galiba. Sadece One of Your yazmışlar. Mud, Pressure, Mass, Crimson River, Gore, Buried Alive, Hellstar, Warmstock, onu Spare, Terror Preach, Suicide Pact. Böyle abi bitti konser. Bu O arada arada Terror Preach klip şarkısı bu arada. son olarak abi İzmir'de izlemiştim. Şöyle bir konser bitti duruyor hala Phantom bende. Metal, o Self Torture falan mı? Aa, müthiş. Left to Die Rockfest diye o zaman İzmir'de bir grubun menajerini yapan bir çocuk vardı. Ege Üniversitesi'nde okuyordu. O 3 defa yaptı bu konserlerden. Hepsi de harikaydı. Muhteşem geçmişti abi bu konserlerin. Böyle biletleri falan can canlı tekrar gösterin. Suicide var, Soul Sacrifice var, Self Torture var. Not Standing var ve Ketum var abi. Evet, müthiş. Ne yazık ki aynı efekt olarak ters görüyorsunuz ama 10 lira bir bira dahil. Old Yani. Ne like kaç para? days. Aynen old like desin. Şimdi ne kadar giriyorsun bir konsere? En kötü 80-90. İşte Necropsy Voivod konseri vardı. Şöyle Kötüsü. yani o Voivod yurt dışı grubu. Şöyle bir şey düşün grup setlist düşün yani. Ya Setlist 100-150 dedim. liradan aşağı olmaz işte. Böyle bir line-up düşün abi. Kaç kişi? 150 150 liradan yani. aşağı olmaz abi. Ya Daha, o da belki de iyi daha ya. fazla. Mekan Dungeon Rock Bar. 2007 yılında olmuş abi bu konser. Dungeon Rock Bar Dungeon'da şimdi vay. İzmir'de yok biliyor. Ne yazık ki yok. Beyler bayanlar sohbet süperdi. Yani bu yayında sesimiz biraz daha yüksekti bence. Yani modumuz daha yüksekti. Modumuzu bir tek yakaladık diye düşünüyorum abi. Hüseyin hasta olmasına rağmen bence harika katılım gösterdi. Araştırmaları, not almış bir sürü hepsini tek tek okudu. Valla süperdi. Ben de o kadar yapmanın sağlıklı halimle. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin sana bu yüzden. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerle beraber sohbet etmek çok güzeldi. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Biz hiçbir şeyden gocunmayız. Beğendiğiniz beğenmeyiz her şeyi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dedim, kalın. Görüşmek üzere.